Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Meryem Suresi Ayet 24 Hazreti Meryem acı içerisinde çocuğunu doğum için bir hurma kütüğünün yanına geldi. Kuru bir hurma ve orada o hurma kütüğünün yanında doğum gerçekleşiyor. Ve doğum sancısının en ağır olduğu da zamanda da keşke unutup gideydim. Ben ölüp de bu işi görmeyeydim diye böyle acı içerisinde kıvranırken Allahu Teala 24. ayette ona şöyle sesleniyor. Fena daha bir sesleniş oldu ona. Min tahtiha alt tarafında. Bir nida, bir ses geldi ona şimdi. Bir duanın cevabı gibi. Çünkü Meryem'in hali dua ediyor. Hali aciziyetini ortaya koyuyor. Bütün benliğiyle şu anda dua etmekte aslında. Bazen dil dönmeyebilir ama işte bedeni, ruhu insanın dua halindedir. Rabbine yönelmiş bir ruhun Duası da böyledir. O arada Allahu Teala'nın ikramı da yetişti. Biraz önce demeye çalıştım. Yani kullar dar zamanlarında Allahu Teala'nın kendilerine imkan vereceğini bilmeliler. Bu bakımdan dua ettim, dua ettim, dualarım kabul olmuyor. Hiç demeyeceğiz. Bunu Zekeriya Aleyhisselam zamanında konuştuk. Bu bakımdan e, Allahu Teala dilediği zamanda, dilediği şekilde kullarını yardım eder. Ancak kul yükü taşımaya evet diyecek, acıya tamam diyecek, yaşanacaklara olur diyecek. Sonrası, sonrası ikram. O razı olursak yüsür iki defa gelecek. Yani zorluğa tamam diyene kolaylık iki kere gelir Allah'ın izniyle. Yükü akabeye çıkmak, tepeyi çıkmak olanlar da bu şekilde razı olacaklar. Yol uzun, Gayret çok olacak, niyetimiz sağlam, sabrımız da olacak. Fakat yolda çok lütuflarla karşılaşacağız. Şimdi alt tarafından bir sesleniş. Ya yeni doğu veren çocuk yani İsa Aleyhisselatü Vesselam konuşmaya başladı. Ya da Cebrail Aleyhisselam ona sesleniyor. Ne diyor? Ella tahzeni, mahzun olma. Qadja'ale rabbuki tahteki seriya. Bak ki Rabbin senin hemen alt yanından, ayaklarının dibinden bir su arkı meydana getirdi. Şimdi İbrahim'in oğlu İsmail Aleyhisselam'ın parmakları arasından zemzem fışkırmıştı. Cebrail Aleyhisselam'ın hani kanat darbesiyle belki zemzem fışkırdı ve o İsmail'in parmakçıkları arasından çık çıkıvermişti. Hacer koştu, ama İsmail'in yanında su çıktı. Hacer'in aradığı yerde değildi. Ama şimdi Meryem de hiç hal yok. Fakat ayaklarının altından Rabbimiz bir su arkı meydana getirdi. Peyda oldu. Su akmaya başladı. Bir çöl, bir kuru ortam, kurumuş bir ağaç dibi ve Meryem çocuğunu doğurdu ve bir baktı ki ayaklarının altından bir su akıyor. Bir su akmakta. En çok lazım olan şey çocuğu doğuran bir kadın için sudur. Hem içecek, hem temizlenecek. Dolayısıyla böyle bir su arkı meydana getir verdi Rabbimiz. Şimdi bu istemeden Rabbimizin ikramıydı. Daha doğrusu bir de hiç eylem gerçekleştirmeden verdiği bir nimetti. Rabbimiz mucizeleri bazen bir şeyler yaparak meyha peygamberlerine lütfetmiştir. Mesela denizi açabilir Rabbimiz. Ama Allahu Teala dedi ki Musa'ya asanı denize vur. Ve deniz böyle açıldı iki büyük dağ kütlesi oldu kupkuru altında yol. Taşa vur dedi sular fışkırdı. Bunlar yani bir eylem işin ucunda bir şey yaparak yine de elde edilen ikramlar büyük nimetlerdi. Ama bazen de hiçbir şey yapmaz ve yine de büyük nimetlere konar. Hem peygamberler hem de Müslümanlar İşte İbrahim Aleyhisselam ateşe atılır ve fakat Allahu Teala ateşi ona gülistan haline getirir. Ateşe der ki yakma onu. Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Evet. Ayet 25. Ve huzzi ileyk bi ciz'in nahle. Hurma kütüğüne de vur ey Meryem tusaqit aleyke aleyki rutaben ceniye üzerine taptaze hurmalar dökülsün. Biraz önce dediğim gibi su arkı Meryem'in hüznünü giderecek ama şimdi bir eylem biraz can geldi sudan içti Allahu alem. Sonra Allahu Teala'nın emriyle hurma kütüğüne vurdu. Peygamberler ve salih müminler böyledir. Tartışmazlar emri. Allah'ım ne diye vuracağım? Kupkuru bir ağaç. Buna ne diye uğraşayım filan demedi. Vur diyorsa Allah vuracak. Suya vurmak it noktasında da öyle. Allah'ım elimdeki bu sopayı, bu kocaman denizi vurmana ne alem var demez ki peygamberler. At dediğinde atacak, al dediğinde alacak. Bu teslimiyet tavrını göstermek bize düşüyor. Bizim de işimiz bu. Biz Müslümanız. Allahu Teala'nın yani yap dediğini yapmak, yapma dediğini de hemen vazgeçmek gerekecek. Rabbim nasip etsin. İmanımızdaki bu ataklığı bize bahşetsin. Ertelenen, sürüncemeye konulan, tamam yaparım aslında yapmam gerekiyor ama filanlarla devam eden bir Müslümanlık olamaz. Ama bizde şu anda durum bu. Bunu iman kuvvetiyle izah edeceğim ancak. Bilebildiğim bu. Peki iman nasıl kuvvetlendireceğiz? Hem Allah'ın zikriyle yani onu sürekli anarak Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Akbar, La İlahe illallah diyerek hem de Allah'ın kelamını çok okuyup çok anlamaya çalışarak buradan bir zihin inşasına doğru gideceğiz. Teslimiyet bilincini Allahu Teala kitabına bize çokça veriyor. Okudukça, ahireti gördükçe, hesabı anladıkça Rabbimizin azameti karşısında boyun bükeceğiz, hemen diyeceğiz. Bu bize artık bir külfet değil, Bilakis nimet olduğu bilinci olacak, oluşacak, olacak inşallah. Hadiste okumak böyle. Bu ikisini okumayı unutmamak gerektiğini sıklıkla vurgulamak zorundayım. Anlayabildiğim, bilebildiğim bu. Rabbim bize bilmediklerimizi öğretsin. Çünkü her şeyi bilerek konuşmuyor, yürümüyoruz. Bölüm bölüm anlamaya çalışıyoruz. Allahu Teala açtıkça kalplerimizi kitabıyla bir şeyler görme imkanımız oluyor. Onun gösterdiği yerde yürümeye çalışıyoruz. Göstermediğinde ise yapacak bir şey yok. Rabbimizden af istiyoruz, afiyet istiyoruz, basiret istiyoruz, ilmimize ziyadelik istiyoruz. Evet, şimdi böylece hurma kütüğü yeşerdi anında ve üzerine taze hurmalar döküldü. taze hurmalar döküldü ve onları da yiyecek. Bir tatlı, hurma, bir de su. Hamileliği bitmiş, çocuğunu dünyaya getirmiş, yüreği hüzünlü, bedeni acılı ama elinde bir çocuk şefkatle tutacağı bir çocuk olan Meryem'e Allahu Teala'nın lütfu. Demek ki hamilelere bu yapılır demiş Müslümanlar. İşte zemzem içirmişler ve tatlı yedirmişler. Böyle de bir uygulama bir sünnet belki Ta Meryem'den beri devam etmiş. Müslümanların gönlüne düşmüş bu eylem. Onu gerçekleştirmişler. Bundan sonraki ayet okuyayım inşallah. Ayet 26. Feküli veşrabi ve karri ayna. Dedi Mevlamız ye iç gözün aydın olsun. Ye iç gözün aydın olsun. Hüzünlenme. Kalbinde sıkıntı olmasın. Veren Allah verdiğini koruyacak Allah, seni savunacak Allah. Dolayısıyla dert etme. Sen ye. Güzelce Allahu Teala sana verdiği bu ikramdan ve iç ve bununla için tertemiz olsun, helal olan, tertemiz olan bu nimetlerden ye. Gözün aydın olsun. Gözün parlaması, ağarması, aydın olması. Bu çocuk kara bir çocuk değil. Bir leke değil. Sana bir sıkıntı değil. Bilakis göz aydınlığı. Yani yepyeni bir hayat başlıyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdecisi doğdu. Dolayısıyla yıllardır süren ağır hayat şartları kara günle bitiyor. Apaydınlık bahar başlıyor. Allah'ın izni İsa aleyhisselamın gelişi böyle büyük bir müjdedir. Bundan sonra çok sıkıntılar çekti İsa Aleyhisselam'a iman edenler bile ama olsun. Allahu Teala yeryüzünü değiştiriyor, dönüştürüyor. Bu ağır kapitalizm, bu ağır materyalizm, bu ağır maddeci dünya, bu ahiretsiz, sadece kendilerini güçlü gören yapı, bu zulüm şebekesi son bulacak Allah'ın izniyle. Rahmet indi dünyaya şimdi. Dolayısıyla gözün aydın olsun. Bu büyük bir nimet. Fe imma terayinne fakat insanlardan beşerden birisiyle karşılaşırsan onlardan bir seni görürse fe de ki ona inni nazartu lirrahman savma ben rahman olan Allah'a oruç adadım susma orucu felen ukellime el insiya ben bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de bu nasıl diyecek? İşte beden diliyle. Demek ki o günkü şeriat, o günkü yaşanan İslam'da böyle bir oruç da var. Böyle bir oruca niyet eden, edenlerin özel bir işaretle oruç oluşlarının anlatışları da var. Bu bakımdan Hz. Meryem'e Allahu Teala böyle söyledi. Ve o da şimdi kavmine gidecek, insanlarla karşılaşacak fakat oruç olduğunu ifade edecek. Çünkü onun adına konuşacak bir başkası var. Allah'ın izniyle sözü söyleyecek, Rabbinden kelimeleri ifade edecek bir başkası var. Ben Rahman'a oruç adadım dedi. Dikkat ederseniz Rahman ismi yine geçti. Allah'a oruç adadım değil, Rahman'a oruç adadım gibi bir ifadeyle Mekke müşriklerin canını sıkan bu isim Rabbim bir daha kullanıyor. Mekkelilerin yüzüne yüzüne. Böylece işin sahibinin, hayatın sahibinin kim olduğunu daha iyi anlasınlar. Bilginin sahibi, bildirenin kim olduğunu daha iyi bilsinler. Çünkü Rahman bize bilgiler verendir. Bilginin kaynağı Allahu Teala'dır. Bunları Allah'tan başka bize kim öğretebilir? Yalnız bir kadının doğumunu bize kim anlatabilir? Kudüs'ün bir köşesinde, Roma'nın zulmü altında, tarihin bir kenarında yaşanan bu hadiseyi bize kim söyleyebilir? Ancak Allahu Teala aktarır, Rahman olan söyler. Allemel Kur'an, Kur'an'ı öğreten de odur ya, biz de ondan öğreniyoruz. Böylece kavmine doğru gidecek bir sonraki ayette inşallah oruçla varacak ama oruç olmayan konuşan çocuğuyla birlikte. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.